Evet arkadaşlar, naylon alt aldığının kimyasal özelliklerine bir bakalım. Ekranda gözüktüğü kadar özellikleri var. Onlara bir bakalım. Yapı bakımından doğal poliamitlere benzese de onların gösterdiği kimyasal özellikleri göstermez. Demek ki yani doğal poliamitler dediği yün gibi. Yapı bakımından yüne benziyor ama yünün gösterdiği özellikleri göstermiyor. Naylon alt aldığı seyretik asitlerden etkilenmez. Fakat anorganik asitlerle hidroliz olarak kolayca bozulur. Önce hidrojen bağları, daha ileri düzeyde de peptit bağları kopar diyor. %5'lik hidroklorik asit ve %5'lik sülfürik asit ile kolaylıkla parçalanır. 27 derecede derişik formik asitle çözünür. Özellikle şunu söyleyelim. Derişik formik asit dediği arkadaşlar piyasada %85'lik konsantrasyonlar halinde bulunan formik asittir. Formik asit de soğukta ve sıcakta parçalanması, çözünmesi elyafı diğerliklerden ayıran karakteristik özelliğidir. Tamam mı? Hani poliamit elyafını diğerliklerden ayırt etmek istiyorsanız formik asit. Ayırt edici madde formik asittir. Naylon 6-6 kaynar sodyum hidroksit çözeltisinden fazla etkilenmez. Buna karşılık hipoklorit gibi artıcılardan etkilenir. Bu tür maddelerle artma yapılmaz diyor. Bakınız hipokloritten etkileniyor. Ama şeyden etkilenmiyordur. Sodyum kloritten etkilenmiyordur. Sodyum kloritle artma yapabilirsiniz. Naylon 6-6 filament halinde kullanıldığında ipeğe benzer. Özel simlerit başlıkları kullanılmak suretiyle kesiti üçgene benzeyen ve trilon ticari adıyla bilinen cinse ipekli kumaş yapımında kullanılır diyor. Hani yukarıda da bahsetti, daha önceki derste de bahsetmişti. Parlak olarak elde edilecekse ipek yerine kullanır ve kesiti trilobal şeklinde ifade etmişti. Bakınız işte ipeğe, parlaklığı nedeniyle ipeğe benziyor. Ve ticari adı da neymiş arkadaşlar? Trilon. Yani trilobalden türetmişler anladığımız kadarıyla. Trilon ticari adıyla ve kesitte üçgene benzeyen diyor. Trilobal şeklinde ipekli kumaş yapımında kullanılıyormuş. Ayrıca naylon 6-6 filamentleri, şemsiyeli kumaşlar, paraşüt malzemeleri, iç çamaşırları gibi malzemelerin yapımında kullanılmaktadır diyor. Naylon 6-6 filamentlerin en çok kullanıldığı alan erkek ve kadın çoraplarının üretimidir. Özellikle romatizmal hastalıkların bayanlarda daha ziyade diyelim artmasının altına yatan en büyük etki nedir arkadaşlar? Hayatımıza kimyanın girmesidir. İşte çorap diyor ya, özellikle bu tül çoraplar gibi ve benzeri çorapları giydiğinizde işte ısı tutma özelliği olmadığından vücut ısıyı kaybedince ne yapıyor arkadaşlar? Çeşitli hastalıklara davetiye çıkartıyor. En basit altına yatan şey de romatizmal gibi hastalıkların artış göstermesi günümüzde. Sürtünme direncinin yüksek olması nedeniyle kesikli elyaf halinde yün ve viskonla karıştırılarak bu dayanıklılığını artırmak için de kullanılır diyor. Bakınız sürtünme direncinin yüksek olması sebebiyle zaten çorap imalinde daha fazla kullanılıyor. Özellikle bu sürtünme direnci çorap yapımında daha fazla kullanmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi. Halı ipliği, kadife kumaş iplikleri, döşemelik kumaşlar, kadın ve erkek çorapları, eldivenlik kumaşlar ile kort bezi ve sanayi tekstilinde kullanılır diyor. Şimdi bu lifleri arkadaşlar yaktığımızda, poliamit liflerini yaktığımızda böyle keskin bir yanık saç kokusu duyar. Veya plastik yaktığınızda nasıl koku duyarsa ben ona saç kokusu diyeyim. Keskin bir saç kokusu alırsınız. Ve yanma sırasında dumanı beyazdır. Yanma sırasında beyaz bir duman çıkar. Termoplastik lifler de şudur arkadaşlar. Aleve tuttuğunuzda alevden kaçar. Alevden kaçarak eriyerek yanma meydana gelir. Ve yanma esnasında damlalar olur. Damlayarak yanar. Damlalar oluşturarak yanar. Ve en sonucunda da geriye boncuklaşmış sert bir böyle sarı kahverengi gibi, sarımtırak kahverengi bir boncuklaşmış tabaka kalır. Sert tabaka kalır. Şeklinde ifade ediyoruz. Herhangi bir sorunuz var mı arkadaşlar? Sorunuz yoksa dersimizi burada bitirmiş oluyoruz.